Herkese yeni bir kitap paylaşımından merhaba diyorum. Bu hafta yine bir sahaf ve sıfır kitap alışverişi yaptık. Konumlu olduğumuz yer, daha önceki haftalarda büyük ihtimalle videosunu göreceksiniz. Isparta'da Kafeler Sokağı'nda Abdul Canbaz Kitap Kafe. Buranın bir özelliği hem kitap hem kafe ama kitap kısmı çok böyle atıl kalmamış. Birçok ikinci el kitap var ve sıfır kitaplar satıyorlar ve bu sıfır kitaplar koridor yayınlarının kitaplarını verirken yanında çay ve kahve ikramıyla satıyorlar aslında. Onun için ben 14 tane kitap seçtim buradan. 5 tanesi sıfır kitap koridor yayınlarından kitaplığımda bulunmayan kitaplardı. Hemen kitap paylaşımına geçeceğim çünkü yoğun bir kitap seçkim var. İlk kitap İrade Terbiyesi, Jules Payot'un kitabı, Fransız düşünürü. Aynı zamanda bu kitap kahve hediyesiyle birlikte geldi. Daha önce okumamıştım. İnşallah bunu okuyup kitap paylaşımlarında bulunacağım yeniden. İkincisi Zweig'in son çıkan kitabı, daha doğrusu son çıkan demeyelim de koridor yayıncılıktan çıkan, daha önce Sahaf Mendil ismiyle çıkmıştı daha önce bu kitap. Zweig'i ben çok seviyorum, öykülerini, ve okumadıklarımı özellikle bırakıyorum ki daha sonra böyle sürprizler olsun. Bunu da ilk kez okuyacağım bir Zweig kitabı olacak. Yine koridor yayıncılıktan ve çay hediyesiyle. Yine ilk kez okuyacağım Scott Fitzgerald, Muhteşem Gasp diye bir kitap aldım, edindim. İçeriğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Bu üçü sıfır kitap. Dostoyevski'nin Öyküler kitabını aldım. Aslında bunların hepsini ayrı ayrı okumuştum ama koridordan çıkmış yine Beyaz Geceler, Bir Yufka Yürek, Dürüst Hırsız, Babok ve Başkasının Karısı öykülerini kapsıyor. Böyle ciltli olması hoşuma gitti açıkçası ve tek bir kitapta olması, o yüzden edindim. Ve son olarak da ilk kez çok duyup da okuma fırsatını bulamadığım Çin Edebiyatı'nın ünlü Sun Zi'den Savaş Sanatı'nı aldım. Bu 5 kitap koridor yayıncılıktan, dediğim gibi sıfır kitaplar. Bu kitap evinin dediğim gibi sahaf kısmı da var ve buradan ben birkaç tane kitap seçtim. İlki Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat Edebiyatı'nı çok seviyorum. Müşahedat diye bir kitabı, bunu aldım. 16 liraya almışım bu arada. Oldukça kalın bir kitap. Merak ediyorum bu kitabı da. Howard Fest'in Köprülerim kitabı, arka kapağını okudum. Candan çıkmış. Fiyatı da 7 lira. Romanın baş kişisi olan Scott Waring, 1939 yılında taparcasına sevdiği kadınla evlenip ama Avrupa'da balayı yolculuğuna çıktığında hayatının en güzel günlerini yaşamakta olduğunu düşünüyordu, diyor arka kapakta. Kısa bir süre sonra bu güzelin balayı korkunç bir karabasana dönüşür. Genç adam bir anda kendini 21. yüzyılın en büyük felaketi olan 2. Dünya Savaşı'nın ve Nazi yönetimindeki Almanya'nın ortasında bulur. Köprülerin kitabı, merakla okuyacağım ve merak ediyorum. En çok bu kitap paylaşımında merak ettiğim kitap Paolo Di Perna'nın Bayan Christoph Colomb. Arka kapağını okuyorum hemen. Christoph Colomb'u herkes bilir. Ya onun karısını, Bayan Christoph Colomb. Böylesine ünlü bir adamla evlenen, çoğu kadın gibi sevdiği adamın gölgesinde kalır. Ancak günlük notlardan oluşan bu güzel romanı pekala o da yazmış olabilirdi. O yazmamış olsa bile çağdaş bir yazarın, Paolo Di Perna'nın birkaç yüz yıl sonra şiirsel bir dille, olabildiğince kadınca bir duyarlılıkla kaleme aldığı bu roman, tarihin karanlık sayfalarında kalmış bir kadının anıları olmanın çok ötesine geçiyor, diyor. Arka kapak çok heyecan verici bir yazımla bu kitabı almama vesile oldu. Kemal'den bir tiyatro kitabı. Gül Nihal. Çok fazla dediğim gibi ben tiyatro kitabı okumayı sevmiyorum ama sevgili İrfan Gürkan Çelebi'nin şeyiyle, böyle çabasıyla merak uyandırmaya başladı ve okumaya başladım. Diğer bir kitap da Claudia Piersanti, Louise ve Sessizlik diye bir kitap. Tamamen ismi ilgimi çektim. Arka kapağını falan hiç okumadım. Bunu da okuyacağım. Feridun Andaç'tan Bir Günün Yazım ve Kültür Coğrafyası, Söz Uçar Yazı Kalır isimli bir kitabı, kalınca bir kitap. Tamamen ismine bakarak aldım yeniden. İçeriğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Türk klasikleri içinde Muhayyelat, Giritli Ali Aziz Efendi'nin bir kitabını aldım. Bu da hangi kitap evinden çıkmış? Kum Saati'nden çıkmış. Hiç duymadım ve okumadım. Merak ediyorum. Bir sonraki kitap Kara Kutu'dan Yeditepe Anadolu. Bu şekilde. Arka kapağında da medeniyetler tarihine yön veren ve insanlığın gelişimini
katkıda bulunan pek çok kavim ilk çağlarda günümüze kadar Anadolu'nun bereketli topraklarına yerleşmiş diyor ve bir sosyoloji felsefikte bu olduğunu düşünüyorum içeriğinden. Ve son olarak da aslında Şahin'i almak istediğim ama tam metini Mevlana Celaleddin Rumi'nin bu mesnevisini buldum burada ve bu kalın kitabı da buradan sadece 20 liraya edinmiş oldum. Bunu da tabii mesnevi baştan sona okunacak bir skalada kitap gibi değil. Dönem dönem okuyup işte içinden böyle şiir okur gibi arada bakılması gereken güzel bir eser. Abdülcan Baz Kitap Kafe'den aldığım kitaplar bunlar. İçeride müşteriler var ve insanlar var. Çok da rahatsız etmek istemiyorum. Biraz da hızlı konuşmuş olabilirim. Beni dinleme ve izleme nezaketinde bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yeni kitap ve yol paylaşımlarında görüşmek üzere diliyorum. Herkese iyi bir hafta sonu dilerim.